Evet, herkes puanlarını yazdı. Bakalım kim kaç puan vermiş. Meryem abla, evet. Çevir puanını bakalım. Hadi kaç puan verdin? 2 puan geldi Meryem Hanım'dan. İki. Evet. Neyi iki? Tatlınıza ve et de dolmaya ikisine verdim. Tatlıma, ete dolmaya. Evet. Karşılama yok. Kahve servisi yok. Biz de aynı şeyleri yaptık. Ev sahipliği yok. Biz de aynı şeyleri yapmıştık. Allah aşkına sen o ikiyi buna mı veriyorsun yani? Evet, ben buna veriyorum. Beğenmediğin arkadaşlarının evinde de farklı karakter, burada farklı karakter. Hiç alakası yok. Ne puanın arkasında duruyorsun, ne konuştuklarının arkasında duruyorsun. Ben bir şey konuşmadım ki sana bunu verdim veya şey yapacağım diye. Hayır, yorum yaptığında. Tamam işte, ben çorbanız olmamıştı. Zaten ara sıcağınız hiç yoktu. Saymıyorum bile. Salatanız yoktu, eksikti. Tamam, salatayı tamam, çıkardık. Sütlacı beğendiğimi söyledim. Etin pişmesini de beğendiğimi söyledim. Dolmayla ikisine bir, sütlacı da bir puan verdim. Peki, Meryem Hanım'dan 2 puan geldi. Buyur sen çevir puanını. Çok güzel oyuncu yalnız. Benim puanım da 2. 2 de Büşra'dan geldi. Ben de sadece sütlaç ve dolmayla eti beğendiğim için. Diğerlerinde hep yani çok eksik vardı. Ve ayrı şekilde araya sıcağı hiç saymadım bile. Salatası zaten yoktu. Peki, afiyet olsun. Halise, en merak edilen puanlardan bir tanesi. Benim de puanım 2. 2 puan da Halise'den geldi. Evet Selda, haftanın belki de en yüksek puanını... Neden 2? Neden 2? Çünkü beğenmedim, tatlıyı neden beğendim iki? Daha çok. Senin nasıl? Ev sahipliğin iyi değildi. Nasıl iyi değildi? Misafirperver değildin. Ben senin ev sahipliğine değil, lezzetlerine puan verdim. Karşılaman iyi değildi. Tamamen bir yabancı komşunun evine gitmiş gibiydik. Ben öyle düşündüm. Çok yemeğine gelince masam seninkinden kat kat güzeldi. Karşılamam da hiçbir güzeldi. Hiçbir şey iyi değildi. Yine saygıda kusur olmasın, emeğe saygısızlık olmasın diye ben sana 3 verdim. Bak, emeğe saygısızlık olmasın tamam. diye. Ben de beğendiklerime verdim. Başka bir şey yapmadım. Ne ki. Yediğini biliyorsun, ne tadını tuzunu biliyorsun, ne yemekten anlıyorsun. Gördüm. Şimdi verdiğin sapladığın şeyi, domatesi getirdin. Karşılama yok. Kahve şeyi yok, ama faslı biz yok. Bu aşamaları hepimiz yaptık. Diyarbakır'dan buraya kadar karpuz getirttim size. Verdiğim değer, evimde misafirimsiniz. Ben karpuz için puan vermiyorum ki. Karpuza verme. Da benim sana verdiğim ya. Değerdir o. Ben her gün seninle karşılaşmıyorum. Her gün seni tanımıyorum. Evine gelmiyorum. Kilometrelerce ileriden yani getirip jest yapıyorsam, 2 puan veriyorsam kendine yakışır hareketi yaptım. Teşekkürler. Hepiniz farklı karakterde oyun oynadınız. Ben neyse farklı oynadım, konuşmalar yaptınız. Beri. Bugün kulis kurdunuz. Yorumlar olsun, tavır olsun, hareket olsun. Bana oynayacaksınız dedim. Benim günümde, benim masamda oynayacaksınız dedim. Biz ajansa gelmedik ki oyunculuk çapalım. Ajansa değilsen hanımefendi, senin şimdi bu hamarasın programında ne işin var? Menünüzün olmadığını neden kabullenemiyorsunuz Meryem Hanım? Hayır, menü olsun siz, olmasın bizim menüleri, karakter diyorum. Siz bizim karakter. Menüleri yorumlayınca olmamış diyorsunuz. Biz öyle tepki göstermedik size açıkçası. Karakterin her gün değişebilir mi? İguana mısın sen? Yok, karakterimiz aynı. Karakter aynı. Değişen bir şey yok. İguanın karakteri duruş aynı. İguana veyahut da her neyse. Allah'ım, duymadığım kelimeyi bir duyuyorum. Bir gün neysen ertesi günü karakterin, şahsiyetin değişebilir mi? Size göre değişti. Ben kabullenemediğiniz kız, için öyle görüyorsunuz. Kız onu geçen ben karıştırdım. İguana değil, bu kalem olmuş. Bu da karıştırdım. Ya bugün, güzel yapmadın. Artık kabullenin yani. Kabullenin gerçekten. Hayır, hayır. Doğmadan karaktere kadar gördük. Ama burada kimse kimseyi tanımıyor. Yani burada kimse kimseyle 5 günde akraba ya da arkadaş olmuyor. Burada hepimiz birbirimizle bir rakibiz. Ona göre de puanlarımızı veriyoruz. Ama bir gün karakteriniz ertesi günü tutmuyor. Baştan neysek öyleyiz. Sen niye bu kadar çok bu karaktere sinirlendin? Hayır, baştan şimdiye kadar bana dediler ya bir hafta boyunca. Meral abla işte şöyle, Meral abla böyle. Sen bugün Meryem ablaya... Ben lafımın arkasındayım. Çok pardon. Sen bugün Meryem ablaya bir
bir aşırı sinirlendin, ona ayrı takmış durumdasın. Evet, anlamış değil. Yani senin... Valla ben sana acımayacaktım biliyor musun? Ben sana acımayacaktım. Puanına ve karakterine göre diyorum. Zaten siz de 2 puan vermiştiniz bana. Şu an acıdığınız için o zaman siz 1 mi vermek istiyorsunuz? Acıdığım için neyine acıdım? Bir sor, neyine acıdım? Bilmiyorum, siz onun karşısında da böyle konuşsaydın. Konuştum ben, gereken cevabını verdim ben. E sen kendin konuşmadığın için seni ben savundum. Hayır, sizin savunmanıza gerek yoktu ki. Seni ben savundum. Hanımefendiden özür bile dile dedim. Tam senin sayende dilemedim ki. Ben zaten öncesinde benim dilemiştim. Benim sayemde dilemedim. Ama kendi evinde bile dilemeyecektim. Yok, mutfakta diledim. Ama şu an özür dilettiniz ama aynı hatayı siz yaptınız. Evet, siz yaptınız. Ben bile bile ben size yapıştıramadım. Sizin de Meryem Hanım'dan özür dilemeniz lazım. Dilemeyeceğim. Gerçekten en aynısını yapmış oldunuz. Başından beri farklı karakterle oynadığın için dilemeyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Yani niye Meryem Hanım, çok özür diliyorum. Bunu ithafen söylüyorum. Hani acıdığında 2 puan verdin. Acımasaydın kaç puan verdin? Yani sıfır. Demek ki acıdı hali oysa... Ya acımasaydım ben onu eler kapıdan gönderirdim de. Sıfırı bile vermezdim. Tamam, hadi ben 2 verdim. Arkadaşlar da 2 vermiş oldu. Onlar da oynuyor. Da aynı şeyi yapıyor? Onlar da oynuyor. Büşra Hanım mesela işine geldiği gibi dinliyor sinsi, işine gelmediği gibi bir kelimeyle cevaplar veriyor. Eline su dökemez bence de. Senin karakterinde çok sinsi. Neden sinsi oluyor? İçinden pazarlık mısın sen? Hayır, işte içinden pazarlık mısın sen? Halise sen niye Büşra yani sinsi demek istemiyorsun? Hayır, sessiz duruyor. Sinsi içten içe pazarlık yapıyor. Karakterim, karakterim bu normalde de böyle. Ben normalde de sessiz sakin biriyim. Hadi o şu anda ona sinirli de öyle dedi. Sen niye sinsi dedin ve hak verdin? Ya sen ne sinsiliğini gördün Müşra'nın? Kuzudan girdi, yok yemiyorum. İki puan verdiği için. Mesela kıyaslıyorum, hangimizinki güzel, et seninki diyor. Masa diyorum ama ben. Masa düzenini ben bahsediyorum. Bir saniye, ben başka bir konuya geldim. Demek ki bir tek içini beğenmemişim. Beni dinle. Sen eti beğenmediği için bir sinsi olduğunu söylüyorsun. Hayır, onunkine nazaran benimkini beğeniyor ama ona 3 bana 2 veriyor. Ben masa olarak söylüyorum. Yemek olarak da doğru söylüyorum. Hangimizinki güzel? Yemek olarak tabii ki Meryem Hanım'ınkini daha çok beğendim. Tabii ki yalan söylüyorsun şu anda. Hayır, bana da 2 verdiniz. Bana da 2 verdiniz. Yalanlar, sinsiler. Bu nasıl yalan, bir masa? Yalan, ama iştahım kaçtı masadan. Yemin ediyorum çok yalan. Ama bana ben kimlerle oturmuşum? Yarışmacılarını tanıyamamışım. Ama bana da 2 verdiler. Benim masam 2'lik masa değildi. El açması. Peki o senin masan bakması. Bir haftadır aynı masa indirip indirip kaldırıyor. Çener puanını kaç puan verdi? Son puan buyurun. Aslında 2,5 verecektim ama 2,5 veremeyeceğim için 3 verdim. Çünkü ayran aşı çorbasının gerçekten lezzeti güzeldi. Sadece nohutu pişmemişti. Buğdayı ağza geliyordu. Onu da es geçmek istemediğim için 2,5'tan 3 yaptım. 2,5 veremeyeceğime göre tatlını beğendim. En azından yemeği Selda beğendim. Çorbayı puanlamaya katmış bak. Evet, yani çünkü çorbanın lezzeti gerçekten soğuk ve olması gerektiği gibiydi. Sadece nohut ve şey ağza geliyordu, buğdayı. Ablacığım eline koluna sağlık. Toplamda 9 puana olsun. Ulaştın. Galiba dediğin oldu. Öyle ben lafımın arkasındayım. Ben ne dedim? Uzaktan insanları gözlemlerim. Yeri zamanı geldiğinde son nokta atışını yaparım demedim mi? Karakterim aynı değişmedi son gün. Peki. Bizim Meral abla. Biz de baştan neyse aynıyız. Daha fazla değişmeyin bence. Girmeyelim. Sakin olalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.